Hayatımda ilk kez uçağa bindim. Çarşamba havaalanından uçağa bindim. Aldım biletimi, geçtim kenara. Uçağa ilk kez binerim. Böyle bir şey yok. Paçalarımdan aşağı salayım zaten. Dedim oğlum kendini bir şeye kitle. Cama kitlendim. Kemerimi de bağladım. Daha kimse uçağa binmemiş. Ben kemerimi bağladım. Böyle tutundum kenara. 5 dakika sonra yanıma bir kadın geldi. 50-60 yaşında bir teyze. Baktım tonton güzel bir şey. Oturdu. İlk kez mi uçağısın oğlum dedi. Vallahi dedim uçakla ilk kez. Sonra hani biraz daha herkes oturdu yerlerine geçtiler. Teyze otomatiğe almaya başladı. İstanbul'a mı gidiyorsun? Okuyor musun? Ne okuyorsun? Ne yapıyorsun? En son dedi işte buralı mısın dedi. Dedim Termeliyim. Nereden dedi. Dedim sen de mi Termelisin? Yok dedi Ankaralıyım dedi. Teyze dedim ne ayaksın ya amacın ne dedim senin. Uçak havalandı yarım saat sonra türbülansa girdik. Abi ben yapıştım koltuğa herkes rahat. Kimse de yok ben oldum bembeyaz ya. Böyle bir şey yok. Kaptan bir kenardan almış mikrofonu artistik patinaj yapay. Ladies and gentlemen. Captain speaking. La bırak dedim Captain speaking'i düzgün tür. Uçak düşse ne yapacağımız belli değil. Teyze kenardan telkin vereyim. Korkma oğlum türbülansa düşmez. Sanki günde 3 kere türbülansa gireyim ha. La arkadaş. Gerek yok. Alışkınım gerek yok. Abi böyle bir şey yok. Havaalanından aşağı indik. Kadın civciv gibi peşimi salmadı ya. Teyze dedim İstanbul'a geldik. Kimin kimsen yok mu dedim. Benim uçağım aktarmalı dedi. Teyze dedim Muğla Milas mı? Sen de mi dedi. Hayır. Hayır. Ne oldu evladım? Allah belamızı verdi teyze. Daha ne olacak? Muğla'ya indim. Sizin ekipten beni karşılamaya geldiler. Dedi Fatih Akıldız. Dedim teyzeyi tanıyor musunuz? Hangi teyze? Bak kelime oyunu yapmayın. Teyzeyi hangisi kiraladılar? He, hanginiz kiraladı? Gerçekten sahneye çıkmayı çok özlemişim. İlk 12 yaşında çıktım. Ortaokulda sumsuğun tekiydim. Ortaokuldayken. Şimdi öyle bir şey yok. Açıldım sonradan. Motor bir noktaya ki bastıkça açıldık biz. İlk ortaokuldayım. Bir gün derse girdiler dediler ki Fatih Akyıldız idareye. Koşa koşa gittim çünkü korkarım. O zamanlar idareye giden ya bir kesin bir halt etmiştir yani. Ben ne yapayım? Ben ruh gibi çocuğum. Ver önüme kitabı ezberleyeyim. Yaptığım başka bir şey yok. Girdim içeri tak tak vurdum kapıyı müdür geldi. Gel Akyıldız dedi. Girdim içeri buyurun hocam dedim. Şurada gördüğün tekst var ya. Tekst ne? Tiyatro ne? Hiç anlamam sevmem. Hocam dedim bu ne? Oğlum dedi orada bir tane tiyatro teksti var. Okul müsameresinde dedi sen dedi şakşakçıyı oynayacaksın dedi bana. Herif 28 yıl sonrasını görmüş ya. Ne olacağım insan bu kadar ezberler mi? Dedim hocam ben bilmem. Akyıldız ezberleyeceksin dedik. Kaptım çıktım oradan dışarı. Ertesi gün ezber alınmaya geldi. Herkes sırasını aldım. Sıra bana geldi. İlk cümlede benim. Başladım. Süleyman Bey içeri girer. Selami Bey yanında oturmaktadır. Selami. Süleyman Bey geldi efendim. Mahmut al içeri. Kemal ben de geldim. Dur dedi hoca gerizekalı ne yapıyorsun dedi. Dedim hocam hepsini ezberledim ben korkudan. Sahneye ilk çıkmışım, birebir kimseyle konuşmuşluğum yok. Bir açıldı perde, 300 kişi böyle duruyor karşımda. İlk cümle de benim, hoca hep de bekliyor ki bir şey konuşsun. Durdum, durdum, durdum. Hoca dedi ki... Hocam ben konuşamıyorum. İşte aynen herkes abi böyle güldü. Sonra da karşıma kim çıktıysa hep güldü. Annem gerçekten şiddeti seven bir insan değil, olayı tamamıyla görsel bir şölen haline getirmeyi sever. Kesin bir şey yaptıysam da sıfatımdan anlar. Soru şeklinden ben o dayak yiyecek miyim, yemeyecek miyim anlarım kesinlikle. Bir gün okuldan geldim eve çantayı bıraktım. Fatih sen mi geldin dedi. Geldim ana dedim. Gel bakayım mı buraya dedi. Gittim içeri. Buyur ana dedim. Sen bugün ne yaptın? Ne yapmışım? Sen bugün ne yaptın? Ana dedim ben ne yapmışım ya? Ben ne yapmışım demek ne demek? Ana sen zaten ne halt ettiğimi biliyorsun. Döv de kurtulalım. Öyle daha dayağı niye kaza süsü veriyorsun ya? Döv de. Annem dedi ki sen bugün ne yaptın? Anamın demek istediği de şu. Oğlum ben zaten ne adetleri bilirim. Sen söyle ki ağzını burnunu kırayım. Ya çünkü vücudun ihtiyacı olan siniri sağlaması için benden duyması lazım kesinlikle. Zaten niye kırdın derken bu el bu terliğe gidiyor kesinlikle. Bizim evin oturma odası Acun abi. Oturma odası bura. 4 metre salon. Salonun dibinde buzdolabı. Buzdolabını döndün ya tüydün her türlü kaçarsın. 28 yaşındayım o dolabı hiç dönemedim. Hiç. Hiç dönemedim. Kadın terliği böyle atayı vurayı, böyle atayı vurayı, böyle atayı vurayı. Neden? Çünkü analar kutsaldır. Kadın kutsanmış da. Sene 2004 Samsun'da dershaneye gidiyorum o zaman.
Bulvardan aşağı inerim, elimde kitaplar. İki adım attım, sola döndüm, Süleyman. Dipnot. Süleyman o zaman bırak dershaneyi, Samsun'dan tanıdığım tek çocuk. Süleyman beni gördü, gaz abi dedi. La oğlum bir baktım arkasına, arkasında 5-6 tane adam uç yüz Spartalı gibi geliyor üstümüze. Ya Allah yukarı böyle şey, kaldırımdan yukarı ya Allah koşmaya başladık. Bir yandan koşuyorum, bir yandan Süleyman'a soruyorum ki oğlum biz niye kaçardık la? Baba dedi benim manitanın abileri yakalarlarsa ikimiz de delecekler. La beni niye deleyler? Ya de senin tamam, beni niye deleyler? Baba dedi ikimizi yan yana gördüler, kesinlikle döverler. Abi sağa gir, sola gel, bir baktım artık kaçacak yer yok, kiliseyi gördüm. Dedim ki kiliseye dal, dal. Kiliseye daldık, peder sırtı arkası dönük, dedim otur. Bak dedim Süleyman, peder gelir bir şey sorur, sakın dedim cevap vermeyeceksin ben kocam. Tamam baba dedi, sen konuşursun. Demeye kalmadı, peder geldi. Hayırdır gençler, ne yapıyorsunuz siz burada? Gezmeye geldiniz. Süleyman yapıştırdı cevabı, abi dedi ibadet etmeye geldik biz dedi. Peder kral soruyu sordu, Hristiyan mısınız? Süleyman süper çekti, elhamdülillah peder efendi. Bizim abileri dışarı dört aziz gibi bekliyor böyle. Ameno sip fameno. Bir dayak yedik. Bir dayak yedik, bir dayak yedik. Oturduk kaldırımın üstüne. Süleyman yanında. Süleyman. Her şeyi geçtim oğlum da. Elhamdülillah nerede geldi lan? Abi dedi bir an gaza geldim dedi. Bizim Türk milletinde öyle bir şey vardır. Sıkıştırdığın zaman gaza geldiyse elhamdülillah kelimesi otomatikman ağızdan çıkar. Alp. Çok iyi. Çok iyi. Evet, çok iyi. Evet. Adamımsın. Allah razı olsun. Eyvallah. Geriye mi? Sebep? Adam tip maymun ya, korktunuz değil mi? Arka tarafta yakın plandan çekim almaya kalktılar. Uzaktan çekti, şey yakından çekti, bir de uzaktan alayım. Abi dedim bu tip maymuna benziyor zaten. Uzaktan da aynı, yakından da aynı. Lisedeyken bir kız arkadaşım bana dedi ki sen dedi ne kadar İbrahim Kutlu'ya benziyorsun dedi. 3 saat aynada kendime baktım. Dalga geçmiş benimle. Nasıl, eğleniyor muyuz? Ana gör bunları ana. Bu alkışlar bu ha. Ana gör bunları. En yakın arkadaşım film hastalığı var bizde. 28 yaşındayız, daha henüz bir tane korku filmi bitiremedik. Filmin hep ikinci seansında uyuyor çocuk ya. Exorcist, şeytan çarpmasını aldık. Abi en önemli sahne, kızın yatağına şeytan çekeyi, tamam mı? Gece karanlık, televizyon önümüzde şeytan çatır çıtır çekeyi. Necati dedim, duyuruyor musun? Oğlum gak dedim, şeytan çekeyi. Heh, ne oldu dedi. Dedim oğlum şeytan çöktü lan. He dedi, baba sabah seyrederek dedi. Sabah kalkarak patates, yumurta, şeytan çarpmasını seyredik. Daha normal bir insan çıkar mı bu bünyeden? Abi keseyim mi, devam edeyim? Sürekli gözlerimin içine bakayım. Hani sürekli dur yapma. Elinde su kaldı da. Ha. Gaza gelmek çok kötü bir şey var ya. Üniversite zamanı sınav final haftaları öğretmenlerin kesinlikle intikam zamanıdır. Sınava girdiği zaman hocaların hepsinde bir psikoloji var. Giriyor içeri. Evet arkadaşlar, herkes defterleri, kitapları kaldırsın. Yalnız Mehmet sen oradan kalk buraya geç. Sebep? Kalkarımdan oraya geç sen. Sen oraya geç. Ulan zaten açlıktan gebermişik, kafa yok. Üniversite öğrencisinin hepsi açtır. Ben sana samimi söyleyeyim. Survivor için Dominik Dağ'da kiralamaya gerek yok ki.
Tuda abi Üsküdar'da 5 oda bir ev. Sok içeri 10 tane üniversite öğrencisi. Açlık, hırs, intikam, aşk, ihanet alay orada. Survivor Üniversite. Açlık dolu 10 üniversite öğrencisi. 05 Mehmet. Ya benim son kalan patatesi kim yedi? 06 Zeynep. Ya her şey iyi güzel de ya ben anlamıyorum. Mehmet her gün günde 10 kere duş alıyor. Ben bir duşa giriyorum haftada bir kere 10. Sebebi nedir ben çözemiyorum yani. Sıfır sekiz Ali. Ya şimdi biz böyle oluyoruz da hacı. Acın dedi yetenek olursun. Şöhret olursun dedi getirdi. Böyle bir şey yok kardeşim ya. Ağaçlık her taraf. Geçen hafta Dominik'ten getirmişler Hindistan. Doğru doğru bir yere kadar. İshal olduk hepimiz mi ya? Ha? Öyle olmaz Hacın Efendi. Dominik'e benzemez bura. Üniversite öğrencisiyiz biz. Nerede bizim burs? Neyse abi ben biraz daha peki devam ederdim ama. Evet. Ben de evet diyorum, hiç evetle oluyoruz.